112 acil sağlık hizmetleri dediğimiz şey vatandaşın sağlığını kurtarmak için ülkemizde kurulmuş bir sistemdir. Vakaya giderken dakikalarla yarışıldığı bir sistemde hızlı gittin diye sürücülere ceza kesilmesi kabul edilemez bir gerçektir. Çünkü sürücülerimiz bir an önce vakasını teslim ederek sırada bekleyen hastalarına, o anda gerçekleşebilecek kalp krizine, trafik kazasına ulaşabilmek için zamanla yarışmaktadır. İçişleri Bakanlığı uyguladığı bu sistemle içerisinde tahta yüklü kamyonetle bir can taşıyan ambulansı aynı sistemde değerlendirmektedir. Şu anda yapılan uygulamalardan dolayı 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimliği'nin sağlık çalışanlarına gönderdiği yazıda belirtildiği gibi 70'i geçen ambulansa ceza yazılması, bu cezanın da oradaki sürücülere rücu edilecek olması kabul edilemez bir gerçektir. Çünkü oradaki arkadaşlar bir kamu hizmeti yürütmektedir. Zamanla yarışarak can kurtarmaya çalışmaktadır. Can kurtarmaya çalışırken belli hızları geçemezsin demek kabul edilebilir değildir. Hız sınırlarımız acemi sürücüler için belirlenmektedir. O 112 ambulans şoförleri Sağlık Müdürlüğü tarafından ileri sürüş tekniği eğitimi almış insanlardır. Aynı hız sınırlarının aynı ambulanslara uygulanması kabul edilemez. Eğer bir denetim yapılacaksa mutlaka denetim yapılmalı. Ama Sağlık Bakanlığı'nın zaten şu anda uyguladığı sistemde belli hız sınırlarını aşan sürücülere idari soruşturmalar açılabilmektedir. Bunun yanında bir de maddi para cezası vermek çalışana sen bu işi yapma demektir. Biz şu anda 112 sağlık hizmetlerinin hastalarımıza ulaşabilmesi için mücadele ediyoruz. Eğer bu mücadeleyi sınırlandıracak uygulamalardan vazgeçilmezse 112 sağlık hizmetleri vatandaşa nitelikli sağlık hizmeti sunamayacak. Bu da daha büyük sorunlara, hatta sağlıkta şiddete neden olacaktır. Çünkü hastası için ambulans bekleyen vatandaşlarımız oradaki hız sınırının 70 olduğunu kabul edip bunu kimseye anlatamayız. Sürücülerimize yapılan sağlıkta şiddetin sebebi İçişleri Bakanlığı olmasın. Bu uygulama bir an önce sonlandırılsın.